Değerli izleyenler Galatasaray Pendikspor karşısında soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gidiyor. 35'i Icardi 40 Abdülkerim son çeyrek saatlik dilimde vitesi yükseltip kendisine gereken skoru aldı Galatasaray ama özellikle ilk yarım saatte tempo düşüktü. Çok da kale önü zenginliği yoktu. Ama hani mutlak favori çıktığı maçta Galatasaray o mutlak favori olmanın gereğini son bölümde yerine getirdi. Kerem Aktürkoğlu yedeklerde e, Abdülkerim de ikinci golün sevincini onunla paylaştı. E, hocanın da bir artık egoları bırakacağız. Bunlar son haftalar şampiyonluk haftaları açıklaması var yayıncı kuruluşa. Şöyle bir toparlarsak ne söyleriz o zaman hocam? Ee, ne diyor yayıncı kuruluşa? artık burada diyor şahıslar değil takım önemli diyor. O yüzden diyor hani kim iyi durumdaysa o oynayacak demeye getiriyor. E, haklı. Şu var. Zaten iyi olan oynar. Evet. Bir bu maçta zaten şunu gösteriyor. Galatasaray çok fazla vites yükseltmedi. Zaten biraz yükseltti. Pendikon'un ayarı değil. değil. Bence bu maç ikinci yarı Fenerbahçe'yi average'de yakalama maçı olur. Şimdi arada bence e, 53'e 57 olur hocam evet. Şu anda Fener kaç önde? 4 averaj önde. Tamam. Bu maç zaten 2'ye onu... indi. Bu başta onu yakalar ve geçebilir. Çünkü şimdi Galatasaray'ın bu maçı kolay maç. Öyle veya böyle ama Fener'in yarınki maçı zor maç. Sivas maçı. Tabii o maçlar ne çıkar? Şimdi Galatasaray'ın avantajı tabii. Burada oynayacak. Rahat bir galibiyet alacak. İkinci bir iki üç gol daha atar. Oyuncu değişikliği yapar. Ee, Okan. Oyuncu değişiklikleri semeresini gene verir. Bir üç fark daha yaparlar. Yarın Fener'i beklerler. Evet. Çünkü artık bundan sonraki sidir savaşı hocam. Öyle hocam. Yani ya artık şeyden çıktı. Bundan sonra öyle futbol mutbol yok. Sidir savaşı. <laughs> i̇yi oynayacaksın, kazanacaksın, yani mücadele son... edeceksin. Yok hani ben çok iyi oynadım, berabere kaldım, yok. Çok kötü oyna, maçı kazan. Bunundan hani bunu bir kenara bırakırsak <laughs> bu haftayı, son beş hafta. Bitti artık. Onun için, yolun boyu bundan sonra aldım. yani dün de aynı şeyi konuştuk yayında. Bundan sonra Galatasaray'ın biraz daha kolay maçları... ...Fener'in biraz daha zor maçları var. Fener biraz daha zor maçları atlayıp da... Galatasaray'a Ali Samiye'ne <laughs> bu şartlarda giderse Allah amma maç olur. Evet. Ama Fener'in işi zor. Şu maçları nasıl atlatır ona bakacak. Kayıpsız atlatıyor mı? Kayıpsız atlatması lazım. Çünkü Galatasaray'ın kayıpsız atlatma şansı fazla. Fener maçına kadar. Kredisi kayıpsız. de var. iki puan kredisi evet. de var. Kayıpsız atlama şansı fazla Galatasaray'ın. Takım olarak filan da öyle. İşte Fener'in en son maçı bir de İsmail'in takım üzerindeki etkisi etkisi bunların hepsini kattığı zaman şu anda Galatasaray bir tık önde zaten. Evet. Ha, bir tık önde olmak avantaj değil. Avantaj ama futbol öyle bir olay ki Fener zoru başarıp Galatasaray stadına artık bundan sonra o maç bu maç okuyacağım. Fener Galatasaray stadına hangi puanda gidecek? Bu puan farkını açılmamasına açılırsa şampiyonluğu verecek. Sağlı Açılmazsa yiyeceğim. şampiyonluğu alır. Alabilir. Ya çıkar, oynar, yener ama şu arada puan kaybederse şampiyonluğu verecek. Yani iş oraya geldi. Çünkü Galatasaray'ın rakipleri biraz daha rahat. Evet. Şey, şekle göre bir de Galatasaray takım olarak biraz daha şu anda daha iyi gözüküyor. Biraz daha yedekler, bedekler onlar bunlar. Tabii içeride şimdi bak ego savaşları falan diyorlar. Abi iyi sen oynayacaksın, kötüysen oynamayacaksın abi bu iş Tabii böyle. Abi yani can. Yediyse bile keseceksin. değilse. Bu haftalar o haftalar artık. Onu yapabilirsen zaten yırtarsın. Çünkü bu hafta öyle bir hafta var ki bunlar. Bu haftalar artık hata ama götürmüyor hocam. Hocam senin en de söylediğin gibi ee, nasıl olursa olsun bir şekilde kazanacaksın. Evet. Oraya 3 puanı yazacaksın. O kadar. Ve yoluna devam edeceksin. O derbi final maçına, Şimdi final bugün, derbisine bugün çıkacaksın. Bugün Galatasaray buradan galip çıkar. O belli. Evet, Hatta farkı da açar. Avarıcı kapatır. Şimdi yarın Fener'in final maçı. Yarın Fener aldı. O, bu sefer haftaya bakacağız. Her hafta bir final maçı. Her hafta. Bundan sonra öyle. Doğru söylüyorum. Kim ne yapar, ne yapamaz? İşte. <laughs> bu iş böyle hocam. E ya iyi futbol bilmem de şu bu yok abi. yani ısırıp kazanacaksın. Mesela Galatasaray da çok böyle üst vitese takmadan birkaç haftadır bakıyorum. Birazcık vites, bir vites yükselttim hocam, hocam yetiyor. Hocam kalite var ama başta. Işte. Tabi tabii. tabii. Bu kalite, kalite farkı var, bunda da var, bunda da var. Çok. Da var. çok e, o Daha yüzden saray, zaten tabii. şu puan durumundayız hocam yani. Tabii, ikisi. Yani 35 puan bir Tabii. Onun için bakacağız. Burada burada şu da var hocam. Teknik direktörlere büyük iş düşüyor. Tabii. Onu göreceğiz. Zaten her an, buralarda her şey, farkı yaratacak Her an de. her şey olabilir. Teknik direktörlerin hangisi ayakta kalacaklar? Hocam çok enteresan yani. Tabii. Çünkü artık bundan sonra teknik adamların işi. Öyle Hasan oynadı, Hüseyin oynadı. işte o oynadı. Bu küstü, bu Buk gitti. böyle bir şey yok hocam. Bundan sonra öyle bir şey yok yakarım. Hani Roma'yı yakarım var ya. Fener Galatasaray teknik direktör olsam yakarım. <laughs> İşin şeyine bakarım. Ya yani başarıya bakarım. İkisinin yerinde olsam. Hiç öyle kimsenin gözünü yaşına bakamayacağım. O böyle şöyle olmuş falan bakarım. Pendik tabi takımı tabii düşme hattında ama hani yok, gücü oranında mücadele ediyor. Öte yanda mesela Antep önde düşme potasındaki. Hata e, Hatay öndeydi. Ben bu tarafa geldiğimde herhalde önde hala. E, dolayısıyla düşme hattındaki takımlar bu kritik maçlarda evet. öndeler puan kazanıyorlar Pendik adına. Nasıl oraya bakayım hemen. Evet Hatay Antalya'da 1-0 önde. E, Antep'te Kasımpaşa karşısında 2-0 önde. E, dolayısıyla e, yani o e, sıkıntıdaki takımlar hocam 3'er puan alıyorlar Pendik adına. Tabi İstanbul Spor'dan sonra. Ama normal tabi yani Galatasaray. E böyle hocam yani kötü bir yapacak bir şey yok. Şu aşamada normal. Yapacak bir şey yok. Ee, hemen e, yarın da yarın saat 20'de Sivas Fenerbahçe maçını bekleyeceğiz. Icardi çok, hocam hiç gözükmüyor böyle oyunun içinde. Çok az gözüküyor. Bir iki kere orta sahaya geldi top aldı verdi. Ee, kalabalık da bir savunma bloğu vardı ama o kadar klas bir vuruş yaptı ki o vuruşu her o önce vuruşu, olmaz. Hayır onu diyeceğim aynı şeyi söyledik. Sert vurmadı. O vuruşu ayak oldu ki... içi ayak içi fasolu vurdu. Şöyle bıraktı hocam yattı. Ayak içi bıraktı fasolu yani. bıraktı. Darbe vuruşu yaptı. Evet, darbe vuruşu yaptı. Ee, kolay değil hocam işte İkarus öyle oluyor. Boşuna olunmuyor doğru. <laughs> Paraları orada götürüyor hocam. Eee hocam öyle. Bu arada bak şey de şu an itibariyle e, aslı yönetmenimiz e, puan durumunu verdi. İstanbul Spor Ligi'ye veda eden ilk takımı olmuştu. Pendik'in 30 puanı var. Karagümrük 33. Gaziantep kazanırsa 34 yapıyor. Konya 36. Yani baraj 36'ya çıkıyor. Tabii. Şu anda baraj 36'ya çıkıyor yukarısı. E, i̇şler zorlaşıyor yani iyice. Kalan hafta 5. E, 36 olunca Konya, Hatay. Hatay da yukarıya sıçıyor. 36 yapıyor. Kayseri, Ankara, Ankara gücü olur. hepsi potada hocam. Bu iş böyle hocam. Yani bu 5 hafta zor geçer. Bu iş böyle. Zor geçer. Yani 34 puanlı düşme hattındaki Antep kazanırsa ki iki farklı önde. 12. Samsun'la arasında 5 puan fark var. Gerçi iki maç 5 hafta kala ciddi bir fark. O ara bir şey geldi bir haber tahtadan kaldırılan maçlar falan var diye. Geçen hafta ben. olmuş evet. O da enteresan bir bakmak lazım hocam. Yani iş başka boyutlara giderse bunların içine devletin de girmesi lazım hocam. Eğer varsa bir şeyler. Kimsenin günahını almayalım ama öyle tahtadan kalktırmak, baldırmak kokola işler değildir hocam. istihbaratı vardır. Öyle kalkar tahtadan. Onun için bakmak lazım. Haksız rekabet olmaması lazım. Bakalım. Hakemlik bir şey var mı? Şu ana kadar yok. Ee, İtalyan VAR'a iş düşmedi dolayısıyla. Ee, ama hakemi de çok zorlayacak bir maç değildi açıkçası. Olmaz da kolay kolay. Öyle gibi gözüküyor ama belli de olmuyor hocam. Öyle garip garip işler ha, oluyor. Zor. Biraz ama e, şu anda hakemlikte bir şey yok. Galatasaray net skorlu önde. Bakalım ikinci yarıda ne tip hamleler gelecek. İtal var geldi. Çarşı karıştı. İki senedir söylediğim İtalyan var geldi şey İtal var geldi çarşı karıştı hocam çok güzel idare ediyorlardı vardan vardan idare ediyorlardı çarşı karıştı bak vardan idare ediyorlar diyorum ya yani ne kadar iddialıyım ama ne sen ispat edebilirsin ne ben var ya hani şeyin bir parçası var Gülhane Parkı'ndayım. Hı hı. Ne sen parkındasın ne polis parkında biliyorsun. Cem Karaca. Nın. Cem Karaca ceviz Ağacı'na çıkmış. Polis aşağı darmış ama görememiş onu. Öyle derler. <laughs> Peki yavaş yavaş toparlayalım. Ee, i̇kinci yarıya bakalım. Neler yansıyacak? Galatasaray 2-0 önde kapattı ilk e, yarıyı. Düşme hattındaki takımların kritik maçları var. Onları da konuşacağız. Düşme hattına takımların puanlarına gelecek haftalara ne e, kalıyor onlara da bakacağız ve hepsini toparlayacağız diyelim. Es, eskiden Sözü düşme bırakalım. Eskiden düşme attı. Şampiyonluğa tesir ederdi. Şimdi düşme Ama attı. şampiyonluğa tesir etme ya. şansı yüzde sıfır oldu hocam. Yüzde sıfır. Yani kaliteye bak. Bak çok tesir ederdi. Bir düşün ya Fenerbahçe şampiyon olamadı. İstanbulspor Spor kime verdi? Falan. Bu sene öyle bir şey yok. Zor. Bu sene öyle bir şey yok ve çok fark var. Şu gidişle daha da açılır. Açılır. Seneye falan bakacağız. Ne olacak merak ediyorum. Peki sözü skorboarda bırakalım. Skorboardun ardından 90 artı 1'de birlikte olalım.